pozisyonlarını koruması gerektiğini düşünüyorum. Peki, Jant Savar, Yadigar Hanım diye düşünüyorum ya da Bey, Jantsa'yı sormuş. Jantsa, burada da çok müthiş spekülatif hareketler oldu. Yani Ocak'ta bir rally başladı o 16 liradan. Nasıl olduğunu anlamadan 46-47 liralara kadar geldik. Şimdi bunun düzeltmesi içerisinde ama net resme, teknik resime bakıldığında hala endekse görece güçlü görüntü içerisinde olduğunu söylemek mümkün. Lakin 200 günlük ortalamasının üzerinde tutunmaya devam ediyor. Bilanço, son çeyrek bilançosu özellikle hani satış tarafında zayıftı ama Favök tarafında bence fena değildi. Dolayısıyla hani temel anlamda çok ucuz görünmemekle birlikte, hatta bir parça pahalı görünmekle birlikte hani bu Favök rakamlarını biraz daha kar tarafına yansıtabilirse, çünkü parasal pozisyon tarafından ciddi zarar yazıyor. Onu bir parça toparlayabilirse tekrar çarpanlar da makul hale gelir. Ama hani teknik resimde baktığımda ben 27 seviyesini kısa vadeli stop kabul ederim burada. Çünkü 27 seviyesinin altında 20-22 bandına kadar bir düzeltme riski artar ve oralara gelirse eğer bence çarpanlar da tekrar makul seviyeye gelmiş olur ve orada tekrar yeni bir orta uzun vadeli alım fırsatı verir. O yüzden şu an elinde bulunan yatırımcımız bence 27 seviyesini stop kabul ederek tutmaya devam etsin. Ama 27 aşağı geçiriyorsa orada bir sat al stratejisi izlemekte fayda